Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir Diablo 2 videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videodaki karakteri kapattım. Yeni bir Amazon arkadaşlarla oynayabilmek için açtım. Levelimizi 52'ye kadar getirdik. Skill ağacımızdaysa Lightning Fury bölümünü fulledik. Şimdi de Shard Strike bölümünü fulleyeceğim. Daha sonra da Lightning Strike bölümünü fulleyip geri kalanını da bu bolta bırakmayı düşünüyorum. Pasiflerden de hepsini birer kere verdim. Tabii bunlar değişebilir düşecek eşyalara göre. Oyun birazcık eşya konusunda cimri davranıyor. 5 ya da 6 kişi olabiliriz. Beraber oynadığımız arkadaşlar var. Eşya pek düşmüyor. Kendi başıma bulabildiğim tek eşya bu olabildi. Bu da beni hele kadar idare edecektir. Elimdeki silah kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Bu arada Nightmare'e geldik. Nightmare'in 4. bölümündeyiz. Birazdan Diablo'yu kesmeye gideceğiz. Umarım başarabiliriz bu silahla. Sorunlarımızdan bir tanesi mana sorunumuz var. Taş düşürmediği için taş yapıp karakterimize veremedik silahını. Normalde o bize mana desteği sağlayabilecek bir durumda ama dediğim gibi oyun biraz cimri davranıyor. Bir tane sol taşı bile bulamadım. Bakalım şimdi Diablo'yu kesebilecek miyiz? Manamız gördüğünüz gibi anında bitiyor. Bunun için de yüklü miktarda mana potuyla dolaşmak zorunda kalıyoruz ve devamlı base'e geri dönüp mana potu almak gerekiyor. Bu arada silahımızın da 90 kullanımı var. Hızlı bitiyor. Kuantitesi o yüzden Lightning Fury'i de böyle atıyoruz ama belirli bir sayıda bunu yapabileceğiz. O da bittikçe mecburen, bu arada haritamızı açıp bir bakalım. Mecburen base'e geri dönüp tamir etmemiz gerekiyor. Yardımcımızı da açtık, Valkyrie. Bizim için önde durup tanklamasını yapıyor. Gerçi ben biraz tez canlı olduğum için onlardan da önce gidip bazen vurmaya çalışıyorum. O arada dayak yemiş olmamız gayet normal. Bu taraftan gidecekmişiz. Diablo'ya gücümüz normalde şu şartlarda yetmiyor olması lazım. Ama bir deneme olarak hem de bir oynanış videosu çekeyim istedim. Hep beraber bir bakalım. Ekli hedeflerde Charging Strike'ı kullanıp çoklularda da Lightning Fury'i kullanıyoruz. Oh, iyi vurdu. Buradan dönüş var mı? Evet, tam buradan dönüşmüş. Bu arada mana potlarımızı... Hadi arkadaşlar geçin bakayım yöne. Sizin yerinize bana vuruyorlar. Bu arada can potumuz bitmiş. Can potunu buluruz. Bizim için dert şu anda sadece manalar. Bu arkadaşların vuruşlarını yerseniz onlar da mananızı emiyorlar. Çoklu hedeflerde gayet başarılı bir karakter. Tek sorunumuz lighting dayanıklılığı gelenlerde olacak. Onun içinde bir silahı var bu arkadaşın ama dediğim gibi daha ben kendi normal silahlarımı bulamadım. Büyük ihtimal onlara bu arada yardımcımız düştü. Bayağı yüklülermiş burada. Biz uzaktan şunları alalım. Okri'yi çıkaralım en azından. Yere düşenlere bir bakalım. Mana potlarımız tamamen neredeyse bitmiş durumda. Ştamineler kalsın. Mana potu da buradan alalım. Neredeyse yanlışlıkla oyundan çıkacaktık. Azıcık daha ilerleyip daha sonra bir base'e geri dönmemiz gerekecek. Şunları bir toparlayalım şöyle. Toplu kesim yapalım. UTH. Hala UTH'lerden gidiyoruz.
Bir sol versen de şu silahımızı yapsak da en azından mana sorununu biraz bari düzelsek. Silah zaten atmıyorsun da. Şuraya da çıkış yapalım. Toplu gelsinler. Düşebiliriz. Geri kaçtım o yüzden. Şunu çıkartalım hemen. Şu bize güzel vuruyor. Yardımcıyı alıp gelmemiz gerekecek sanırım. Burada düşmeden çıkabilir miyim? Şöyle yaparsak düz bir hatta bunları rahat alırım diye düşünüyorum ama manam kalmamış. Ve kuantitimiz de ekranın köşesinde gördüğünüz gibi bitti. İlk başlarda bu amelelikleri çekmemiz gerekecek. Buradan hemen botlarımızı dolduralım. 4 tane daha alalım. Tamirimizi de yapalım. Silahımız normalde kendisini tamir ediyor ama vuruşu düşük olduğu için tek de alamıyoruz. O yüzden fazla fırlattığımız için Fury kuantite daha hızlı düşüyor haliyle. Bu arada şeyi almayı unuttuk. Dur onu da alıp gelelim. Burada yardımcısız olmaz çünkü. Gücümüz düşük. En azından bizim yerimize tank olarak önde dursun. Paramız yetmiyormuş. Şuradan biraz para çeksek iyi olacak. Buraya aktaralım. Kafamızdaki debuff'u da yok edelim. Şimdi devam edebiliriz. Şuradan bir mana daha alalım. İndirmedin mi sen onu ya? Bir de geri döndü gidiyor. Arkadaş. Atmadığı şey kalmadı bize. Şuradan sorun yaşıyoruz. Onları da bir hemen temizleyelim oradan. Tamam. Okrimiz düşmüş. Hemen onu da alalım. Diablo bizi epey bir zorlayacak büyük ihtimalle. Bunları şöyle bir toplasak da öyle kessek. Şu bizim manayı yenmeden hemen onu alalım. Can potumuz eksilmiş, onu tamamladık. Şu bölümdekileri bir alalım. Fazla kişi yokmuş. Bazen burası bayağı dolu oluyor. Bu sefer vermemiş. Demek ki diğer taraflara verdi. Level aldık. Hemen Sharp Strike'a vermeye devam edelim. Mana bitmiş. Ben de diyorum niye vuramıyorum. Geri çekilelim. Manamızı zaten kullanamıyoruz adam gibi. Deli gibi manamı emdiği için vuramadım epey bir sürede bakalım. Teşekkür ederiz. Şuradan healer manayı alıp şu kapıyı da açalım. Devam edelim. İlk yukarıya doğru gideyim. Nef düştü. Bir adet sol istiyoruz arkadaş. Bir tane sol at bize artık. Hala neflerle uğraştırıyor bizi. Tamam.
Bazen burada tam dibinize atıyor. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Genelde de bu gittiğim tarafa atıyor. Bizim arkadaşlar gelmiyor. Benim tanklamamı istiyorlar. Teşekkür ederim gelmediğiniz için. Şimdi bakalım. Backup'ımız nasıl? Kanıt. Hız lazım bana. Çok da güzel bir ayakkabı ama gel gör ki tamir edilemeyeninden düştü. Şimdilik bitene kadar kullansam sorun yaşamam. Şunları üstümüze alalım. Şu fazla olduğunu atalım. Birazdan Diablo'da çok kullanacağız hileleri. Onları da toparlayalım. Aşağı kısmında kapısını açtık mı Diablo'yu ortaya çıkaracağız. Bu arada sopanın kullanımı bitti. Yine tamir etmeye gideceğiz. Bunlardan yemeden halletseydik iyiydi. Düşür şunu. Tamam. Amuletlere ve yüzüklere mutlaka alın bakın. Bazen çok değişik şeyler çıkabiliyor. Bakalım bu sefer ne gelmiş. 12 enerji işime yaramaz. Geri döneceğim mana potlarını. Yeniden tamamlayıp tamirimizi de yapıp artık Diablo'yu kesebilecek miyiz ona bakalım. Ben gücümün yeteceğini düşünmüyorum. Çünkü normalini bile keserken zorlanıyorum epey. Bir silah bulabilirsek inşallah. Oyun vermeyi düşünürse o konuda da sorunumuz kalmayacak. Şu spear nasıl bir spearmiş acaba? Şu manaları toplayıp spear'i bir alalım. Spear'i bir kontrol edeceğim ilk önce. 16.49 Cold Damage. Bir skill veriyorsun ama kuantitin de çok az. 60 ben yedek olarak tutayım. Bittiği zaman ona geçip kullanırız silahı. Dur kapıyı açmayı unuttuk. Sonunda bir de yeşil atmayı başardı. Bu arada Diablo çıktı. Şunlar üstümde dursun. Oo. Saniye ne diyor? Ne istiyormuş? Strength 82 istiyor. Şimdilik kullanmak için alacağım. Bütün skill'leri artı 1 veriyormuş da. Bunu alalım. Buraya koyalım. Bakalım Diablo bize neler yapacak. Siz de benim arkamda değil de yanımda dursanız. Abi çık oradan, ben orada bir şey yapamam sana. Çıksana abi oradan. Hadi siz geçin bakayım oraya. Vurabiliyoruz mu? İlk önce ona bir bakalım. Az az vurabiliyoruz, güzel. Yardımcımızı korumaya çalışalım. Derken yardımcımız tek yedi bile. Öyle olacağını biliyorduk zaten. Sorun yok. Şu birazcık idare etse bizi, ona doğru dönüp biz bunu kesebiliriz ama dikkatli de olmamız lazım. Yapalım. Arkadaşlarımdan biri gelmiş. Gelsin, o da bundan yararlansın.
Arada biraz çekilelim. Canımız geri dolsun. Burada can varmış, onları alalım. Son anda kurtardık. Gördüğünüz gibi yine hiçbir şey atmadı. Yerimiz yok zaten. Neyse, şu üstümüzü bir toparlayalım. Ucun ucun kesilebiliyordu. Şimdi arkadaşımız geldi. O biraz daha yardımcı oldu tabii de. Ama gördüğünüz gibi kesilemeyecek bir durumda değildi. Bu arada bizim arkadaşı indirmiş. Evet. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İlerledikçe ben yine aralarda size videolar atmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.